kendimi acımadan yüreğime eken yârim bir kez sana bağlanmışım ben kendim. Sevdan beni küleyledi, aşkın ile kahrolmuşum. Sevdan beni küleyledi, berivanıma, berivanım boynum büküm. Niye burada bu herif Berivan? Bize sığındı, yaralı. Polisten kaçıyordu. Başka çare yoktu. İçeri alıp sakladım. Onu beni bile almadığın yatağına yatırmışsın. Buraya yardım dilenmeye mi geldi, yatağına yatmaya mı? Bu darbe seni bitirecek Duran. Muskan'ın ve kadının gücü birleşmiş. Tek çare merhem. Başka bir çare olmalı. Diğer çare ölümdür Duran. Sür! Bu veda mektubu gibi. Bir şey mi oldu Gülşah Hanım'a? Gülşah halam öldü Berivan. Öldü mü? Nasıl? Orasını sorma. Ölümü seçti. İyi geceler. Ne arıyorsun sen burada? Uyku tutmadı. Hadi odana dön. Baban seni burada görürse ne der? İkisi de güdük gibi uyur onların. Top atsan uyanmazlar. Biraz konuşurduk. Ne var ki bunda? Gündüz konuşuruz. Hadi geç şimdi. Berivan Hanım'ı mı düşünüyorsun? Hiç merak etme onu. Yarın bize temizliğe geliyor. Ne dedin sen? Evet. Çok sinirlendim o gün. İstemediğim şeyler söyledim. Önemli değil. Özür dilemene gerek yok. Şu çalışma işi var. Çalışmasan olmaz mı? Olmaz. Çalışacağım. Sana çalışmayacaksın dedim. Sen kime bağırıyorsun Fikret ha? Açın kapıyı polis! Açın kapıyı! Açın kapıyı polis! Açın diyorum! Şimdi yandık işte. Polis açın kapıyı! Nereden çıktı bunlar? Benim için geldiler. Bekir sakla şu herifi. Kapıyı açmak zorundayız. Zaten teslim etsek bile yataklıktan biz suçlu çıkarız. Tamam. Gel Kudret ağa. Gel Berivan. Kapıyı açınıza polis! Açın kapıyı yoksa kırmak zorunda kalacağız. Arka bahçeden kaybol. Kapıyı açın diyorum, duymuyor musunuz? Emniyette mi? Tamam. Emniyette. Açın kapıyı polis! Buyurun. Hayrola? Bir durum mu var? Niye bu kadar geç açıyorsun kardeşim? Polis diyoruz sana, duymadın mı? Karım hastaydı, sancılandı da. Adı ne senin? Burada kaçak bir şahsın gizlendiği ihbarını aldık. Adım Fikret ama burada kaçak kimse yok. Bir yanlışınız var. İçeriye aramamız lazım. Her yeri arayın. Bir dakika, müsait değil içerisi. Karım hasta, ayrıca misafirimiz var. Herkesin evine böyle dalıyor musunuz siz? Polis kimsenin evine dalmaz kardeşim. Elimizde arama emri var. Şimdi çekil kapıdan. Her yere iyice Fikret arayın. Abi hadi ne oluyor? Polisler kimi şimdi arıyorlar? Şimdi sırası değil. Durun bir dakika. Durun. Ya bu evde bir sürü mahrem şey var. Bir adam arıyorsunuz diye benim karımın iç çamaşırlarını mı karıştıracaksınız? Olmaz böyle şey. Bakın evlilik cüzdanımız burada. Burası sıradan bir ailenin evi. Bekir abi de akrabamız olur. Size karım hasta diyorum. Ne güzel iş. Ben de birine ihbar edeyim, gidip onların evini basın. Bizim yan komşuda dün Usama Bin Laden'i gördüm. Hadi orayı da bassanıza. Her şeyin bir sınırı vardır. Sizin yüzünüzden doktor çağıramadım. Heh, polis benim haklarımı koruyacağına beni mağdur bırakıyor. Ne güzel adalet.
İsteyen istediğini ihbar etsin. Hem ayakkabılarınızı bile çıkarmadınız. Karım hasta hasta temizliyor buraları, biliyor musunuz? Tamam, tamam, tamam. Çıkın hadi, çıkın. Sen de sus Allah aşkına be kardeşim. Ne çene varmış. Rahatsız ettik. Kusura bakmayın. İyi geceler. Rahatsız ettik. Kusura bakmayın. İyi geceler. Bütün mahalleye rezil olduk. Heh, ne önemi var canım? Ara sıra gelip basın evi. Fikret ha. Vallahi de billahi de helal olsun sana. Adamların aklını aldın ya. Tamam tamam. Git çıkar şu herifi Bekir. Sağ ol. Yaptıkların için çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Bunu Kudret'i kurtarmak için falan yapmadım. Zaten sen o herifi buraya almasaydın bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Sağ ol Fikret ha. Senin teşekkürünü falan istemiyorum. Geç Kudret ha. Ne oldu Kadri? Fikret kapıyı suratıma kapattı. Ne olduğunu anlayamadan. Ama polisler hiçbir şey bulamadan gittiler. Ne bulacaklardı ki? Onlar bence birini saklıyorlar. Değil mi sana anne? Nereden biliyorsun? Gördüm. Bir herif vardı evde. Bekir abi değil, başka bir herif vardı. Uydurdun gene bir şeyler. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kız nereye gidiyorsun bu saatte? Baban gebertir seni. Bu adam artık gitsin. Onu burada görmek istemiyorum. Sana misafirimizi kurtardığın için minnettarım. Çok sağ ol. Ama burada emirler falan yağdırma. Ve benim evimden kimseyi kovma. Gerekirse ben kovarım. Bunu çok iyi biliyorum. Evet, çok iyi biliyorum. Yeter! Yeter artık, susun! Defolup gidiyorum. Her şey için çok sağ olun. Bir gün ödeşiriz. Kudret ha, nereye gidebilirsin ki? Eyvah, kesin polistir. Döndüler mi acaba? Başınızın çaresine kendiniz bakarsınız artık. Ben kapıyı açayım. Reşit Bey. Abim burada mı? Burada. Buyurun. Reşit Bey gelmiştir. Reşit. Hoş geldin Reşit Bey. Hoş bulduk Berivan Hanım. Kusura bakmayın bu saatte. Reşit Bey, Kudret Ağa'nın kardeştir Fikret Ağa. Çok memnun oldum. Şimdi abinizi alın ve gidin lütfen. Abi yaralısın sen. İyiyim, iyiyim. Hadi gidelim. Sonra konuşuruz. Hadi. Her yeri didik didik arayın. Dikkatli olun. İlk bakışta göze çarpmayan bir yer olabilir. Nerede o? Kim nerede? Sakladığınız adam. Hakkınızda yeni bir ihbar var. Alıştık artık. Buyurun. Bu sefer o kadar tepkili değilsiniz Fikret Bey. Bir açıklama bulsanız iyi olur. Siz önce aradığınız adamı bulun. Ben de size bir açıklama bulayım. Girin arayın. Geç abi, hadi geç geç. Arıza yaptı, burada bırakmak zorunda kaldım. Nereden buldun bu hurdayı? İterek mi götüreceğiz? Kuryeci elemanlardan birinin. Sana verdiğim arabayı nereye bıraktın abi? Bu sokaklardan birine bırakıp kaçtım. Polis el koymuştur herhalde. Hadi hadi geç. Reşit, hadi çalıştır şunu. Hadi.
Çalıştırsana. Allah kahretsin be. Çalışsana be. Kimse yok amirim. Her tarafı aradık. Bu durumu nasıl açıklayacaksınız Fikret Bey? Hangi durumu? Ben açıklamamı en baştan yaptım. Burası sıradan bir ailenin evi. Burada kaçak kimse yok. Belki de o arada kaçtılar amirim. Gidelim. Çabuk civarı kontrol edin. Yavrum benim be. Arabaların kralısın sen. Ne inatçı bir polisti ya. Zor kurtulduk adamın elinden. Hiç sorma. Ama sen çok iyiydin gerçekten. Yani biraz alttan alsan hepimiz karakoldaydık şimdi. En iyi müdafaa hücumdur demişler Berivan. Yalnız bize ikinci keskimin ispiyonladığı takılıyor kafama. Neyse. En iyisi bu gece ben burada kalayım. Bakarsın bir daha gelirler. Hem sen pek iyi görünmüyorsun. Yarın işe falan gitme. Konuyu hep buraya getiriyor. Koca rolü oynamayı bırak. Ben iyiyim. Ne oldu kız? Ne düşünüyorsun öyle? Söylesene kızım, ne oldu? Polisler yine bir şey bulamayıp gittiler. Bir anlasam ne yapmaya çalıştıklarını. Fikret'ten başka bir şey düşünemez oldun bakıyorum. Nefret ediyor mu kendini beğenmiş kadından? Yarın alkolik Fethi Bey'in günü değil mi? Ne olmuş? Güzel. Şimdi yandın Berivan. Abi kızma ama ailemden biriyle karşılaştığım an başım belaya giriyor. Şu halime bak. Birkaç gün önce iş adamıydım. Şimdi ise polislerden kaçan bir herife dönüştüm. Kapa çeneni. Benden daha mı kötü durumu? Tut şöyle. Tamam. Belki de bir doktor çağırmamız gerek senin için. Gelip şu yarana bir baksın. Bırak şimdi doktoru moktoru. Berivan bıçakla çıkarttı kurşunu. Ne? Bıçakla mı çıkardı Kudret abi? Kazmayla çıkarsaymış bari. Dur ben şu doktoru bir arayayım. Bırak o telefonu. Otur oturduğun yerde. Başlatma doktorundan moktorundan. Çocuklar gibi de mızmızlanıp durma. Sus ve dinle beni şimdi. Berivan'ı oradan kaçırmalıyız. O heriflerin eline bırakamayız onu. Görmüyor musun? Sürünüyor. Temizliğe gidiyor evleri. Halamın vasiyeti yerine gelmeli artık. Hiç olmasa bunu yapmalıyız. Sen sayıklıyorsun abi. Kendinde falan da değilsin. Unut artık bunları. Seni yurt dışına çıkartacağız ve bu iş bitecek. İster yardım et, ister etme. Kararında özgürsün. Eğer sen olmazsan ben bu işi tek başıma yapacağım. Lanet olsun. Tamam. Kim bilir daha başımıza neler gelecek. Heh. İşte şimdi Çınaroğlu gibi konuştum. Lanet olsun ha. Güzel, güzel. Bugün işe gitmiyorsun. Anlaştık değil mi? Söz veremem. İş olursa giderim.
Üstüme gelme. O zaman ben de gitmiyorum işe. Kolaysa git. Niye gitmiyorsun ki? Çek git işini. Bıktım artık kendi kendine gelin güvey olmandan. Senin bir doktora ihtiyacın var. Ama Halil gibi bir deli doktoruna. Delilik bence sizin ailede var. Kim ola ki? Ben bakayım. Aa Kadriye. Merhaba Bekir abi. Merhaba. Berivan Hanım'ı sormuştum. Gel, gel içeride. İçeride mi? İyi sabahlar. Afiyet olsun. Ne vardı Kadriye? İş vardı, onu söylemeye geldiydim. Geçmiş olsun. Dün gece karışıktı burası. O yüzden haber veremedim. Karışık bir şey yok. Şerefsizin biri yalan ihbarda bulunmuş. Ayrıca Berivan hasta. İşe falan gitmeyecek. Gidiyor. Neresiymiş orası? Gideceksen birlikte çıkmamız lazım. Biz seni bırakırız. Tamam, çıkalım. Bir yere gitmiyorsun. Çıkalım Kadriye. Mardin'e dönüyoruz. Mardin'e dönüyoruz dedim, anladın mı? Fazla oldun sen artık. Bugün biletleri alıyoruz. İşte o kadar. Kendin dönersin. Kafayı yiyeceğim. Bu kadın beni katil edecek Bekir. Of, ne diyeyim sana Fikret ağa? Sakin ol. Ya sana üstüne gitme diyorum. Ona yeri geldiği zaman boyun eğmesini öğreteceğim Bekir. Bugün alıyoruz biletleri. Hoş geldiniz. Var mı? Bir daha araba ayarladık mı tamam. Ben deli değilim doktor bey. Sadece zararsız bir psikopatım. Araba bu. Benzini full. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bu saatte. Ne var? Kim arıyorsun? Şey, ben temizlik için gelmiştim. Yanlış numara. Şey, yanlış adres. Hadi yallah. Yallah. Dur, dur. Şimdi hatırladım. Evet, burası. Hadi gel. Hadi. Hadi. Temizlikmiş. Ne de lazım ya bana temizlik? Ben en son büyük temizliği bekliyorum kızım. Anlayamadım. Büyük temizlik diyorum. Yani ben öbür tarafa ne zaman temizleneceğim? Öbür tarafı anladın mı? Kapı işi. Zımbırtılar banyo dalbaşla. Ben de kendime bir iki kadeh atayım. Ağzım kurudu. Temizlikmiş. Temizlikmiş. Gel kızım gel. Banyo orası. Zımbırtılar orada. Tövbe yarabbi. Temizlik. Temizlikmiş.
Merak etme, merak etme. Sana baktığım falan yok. Senin kadar kızlarım var, benim eşek kadar oldular. Yok canım, estağfurullah. Boş ver. Genç olsaydım bakardım. Bekir, bırak şimdi akıl verip dönmeyi. Alalım biletlerimizi, çekip gidelim buradan. En iyisi bu. Sen ona bakma. Mecbur gelecek. Ne yapacak ki burada tek başına? Korkar. O kadar emin konuşma Fikret Ağa. Berivan Hanım çok inatçıdır. Ayrıca bir şeyden korkacağını da hiç sanmıyorum. Sen onu bana bırak. Hadi gidip alalım şu biletleri. Hayırdır? Bir durum mu var? Yok Kadri Dayı. Bize biraz izin verirsen otogara kadar gidip geleceğiz. İzin üstüne izin. Bu iş böyle olmuyor. Ben sizi çalışın diye aldım buraya. Diğer hamallar homurdanıyor. Zaten her gün geç geliyorsunuz. Haklısın Kadri Dayı. Ama biz Mardin'e dönmeye karar verdik. Bir hatamız olduysa kusurumuza bakma. Helalleşip ayrılalım o zaman. Olur Fikret. Kendiniz için ne hayırlıysa onu yapın. Hakkını helal et Kadri Dayı. Helal olsun. Her şey için teşekkürler. Hadi. Beceriksizliğin yeter artık Duran. Sen bize Aray'ın emanetisin. Ama ne zaman nerede duracağını bile bilmiyorsun. Kara duyguların uyuşmuş, körleşmiş. Bu karının peşinde daha fazla sürüklenirsen cadı senin bütün gücünü sömürecek. Posana atacak bir kenara. Ama karıyı bu gece alıp buraya getirmezsen ben seni bu karı dergahtan koparıp atacağım. Kuruyup gideceksin buralarda. Dilenci mi olursun, meczup mu olursun bilemem. Anladın mı? Senin kafan almıyor ama o harita bize her şeyden çok lazım. Dileğin yerine gelecek. Bu gece Berivan'ı getireceğim. Göreceğiz. Sana yardım etmesi için iki adam ve bir araba vereceğim. Al bunu. Kadına koklatırsın. Hemen bayılır. Hadi, hadi git şimdi. Komiser Bey, yardımınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne yapalım? Satılmış kötü yollara saptı. Ama karısı ve çocukları inanın çok zor durumda. Kimseye güvenemedim. Kalktım kendim geldim Mardin'den buralara. Bu akşam uçağıyla döneceğim. Şununla bir görüşeyim. Karısı meraktan ölüyor. Artık onlar için elimden geleni yapacağım. Ona da birkaç kuruş bırakırım. Anlıyorum Ali Bey. Keşke herkes sizin gibi duyarlı olsa. Birazdan öğreniriz nerede olduğunu. Buyurun komiserim. Satılmış Üsküdar Paşa Kapısı cezaevindeymiş. Çok teşekkür ederim komiserim. Size hayırlı görevler diliyorum. Allah'ım hoş geldin. Çok iyi gördüm seni. Allah Allah. Vallahi bravo Allah. Nasıl yırttın? Deli raporu aldım. Gerçek mi Allah? Geçmiş olsun. Ne demek istiyorsun? Deli değilim ben. Numara yaptım. Tamam ağam kızma. Ağama bak. Allah razı olsun. Beni görmeye gelmişsin ya, o yeter bana. Senin suratını görmeye gelmedim. Ne geldin o zaman ağam? Silah lazım bana. Senin tanıdığın birileri vardır. Az sürtmedin zamanında İstanbul'da. Vallahi hiç kimseyi tanımıyorum. O kadar zaman oldu ki nasıl desem... Kes. Giderken sana para bırakırım. Açıldı mı hafızan şimdi? Sanki birini hatırlıyorum. Bir Arap Abdullah vardı, bizim oralı. Ona gidersen halleder. Nerede bulurum bu herifi? Beyoğlu'nda gece kulübü var. Oh,
Afiyet olsun. Sağ ol, neredeydin? Şirkete gidip kendi kasamı soydum da. İyi, para lazım olacak. Kim yaptı bunları ya? Hepsini sen mi yiyeceksin? Ben yaptım. Dolapta vardı her şey. Akşamki operasyon için güç topluyorum. Kudret abi. Şimdi niye gitmiyoruz? Sana evlere temizliğe gidiyor dedik ya oğlum. Akşam dönüyor. O hıyarlardan biraz önce. Tam zamanında orada olmalıyız. Ya onlarla karşılaşırsak ne olacak? O Fikret denen adamı hiç gözüm tutmadı. Karşılaşmayacağız. Sen merak etme. Hiç hoşuma gitmiyor bu iş. Neler yaptırıyorsun bana abi ya? Başını kaç kez beladan kurtardın bugüne kadar? Sayısını hatırlıyor musun? Yani çok. Sayısını hatırlamıyorum ama... Artık sıra sende. Hadi kendine bir tabak al. Ağalık bitti oğlum artık. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Ben zaten her zaman kendi işimi kendim yaptım abi. İyi. Aferin. Anne, ne yapıyordur Berivan acaba? Ne bileyim ben. Alkol İkbeti Bey çoktan içmeye başlamıştır. Ne var bunda gülecek? Kötü şeyler yapmaya başladık biz. Senin yüzünden bütün bunlar. Aman be, senle de hiçbir şey konuşulmuyor anne. Bırak şu işi iki dakika. Gel otur şuraya biraz. Sıkıldım ya yapayalnız. Yok, oturmasam. Akşam oluyor, geç kalırım. İki dakika dedim be kızım. İnsan yüzüne hasret kaldım. Korkma, bir şey yapmam sana. Hiç dışarı çıktığım yok. Peki, iki dakika dinleneyim. Seni buraya ben çağırmadım. Büyük kızım gönderiyor ev temizlensin diye. Senden önce bir ana kız geliyordu. Felaket şeyler. Evde karıştırmadıkları yer kalmadı. Kadriye ile Cemile. Senin adın ne? Berivan. Berivan. İlk defa tanışıyorum bu isimle biriyle. Böyle bir çiçek ismi vardı galiba. Benim de Fethi. Alkolik Fethi. Treni kaçırmış Fethi. Müzelik Fethi. Rahmetli Fethi, istediğini söyleyebilirsin. Yok canım, estağfurullah. Tamam, anladım. Seni açmadı muhabbetim. Sen işine bak öyleyse. Kusura bakmayın. Dur. Sen çok güzel, hem de cin gibi bir kızsın. Hayatını sakın boşa harcama Berivan. Bana bak. Karşında hayatını yele vermiş bir adam duruyor. Bir zamanların yakışıklı Fethi'si. Şimdi buraya tıkılmış, varislerinin gebermesini beklediği bir moruk. Sakın, sakın hayatını boşa harcama güzel kızım. Üzmeyin kendinizi ne olur. Üzmek mi? Doğru. Üzülmek için artık çok geç. Şey, öyle demek istememiştim. Korkuları sil. Hayatını istediğin gibi yaşa. Sadece istediğin gibi. Bunun için bütün gücünle savaş. Asla benim gibi kendini aldatma. Kaderinin kuklası olma. Unutma. Hayatta geç kalmak diye bir şey var. Hiç unutma bunu. Hiç. Unutma. Allah size sağlık versin. Reşit, kalk şu süte birkaç kaşık bal koy, iyice karıştır. Ne yapıyorsun abi sen Allah aşkına ya? Üç porsiyon biftek yedin. Bir tas salata, ekmek, elma, süt, bal, vitamin. Bırak zevzekliği.
Eski gücüme kavuşmam lazım. Silah durumumuz nedir? Hepsi bu. Sende yok mu? Bilmiyorum. Benimkini Berivan yok etti galiba. Eve gelmesine daha çok var. Beklemekten nefret ediyorum. Peki daha iyi vakit geçirmek ister misin? Ne? Sırası mı şimdi karı kızım? Utanmıyor musun abine böyle şeyler teklif etmeye? Nereden çıkartıyorsun abi ya bunu? Hayır öyle değil. Seni kimin ispiyonladığını hiç düşündün mü? He? Nasıl yani? Sana Berivan'ın adresini veren kim? Senin nerede olduğunu bilen kim? Abdullah. Küçük bir ziyarete ne dersin? Kendini nasıl hissediyorsun? Tehlikeli. Bunu benim düşünmediğimi mi sanıyorsun? Onun hesabını sonraya bırakmıştım. Tamam abi tamam. Sen sakin ol. Giy şunları ve gidelim. Demek satılmış içeride ha? Toplum için en hayırlısı. Peki sen nasıl yırttın bu işten Halil'a? Ben masumdum. Birini mi arıyorsun? Bunu beğendim. Alıyorum. Silahtan anlıyorsun. Kudret Ağa. Dünya küçük Abdullah. Ve senin beynin daha da küçük. Sus! Kuş beyninle benden kurtulmaya çalıştın ha? Beni kovacak kadar cesaretin olmadığı için beni ispiyonladın ha? Nasıl ispiyonlarsın? Beni öldürmeyeceksin değil mi? Seni öldürmek mi? Bir kurşun kaç para biliyor musun? Tamam abi öldüreceksin adamı. Bırak Reşit. Seni öldürmek mi? Kalk. Kalk. Beni ispiyonlarsın ha? Ha? Abi yeter. Yemlerini verdim. Siz de verirsiniz. Unutmayın. Evden çıkın biraz. Mezar gibi buraya tıkılmayın ha. Güle güle Berivan. Sağ ol. Atı gibi. Daha çiçeği. Şöyle güzel bir elbise falan hediye götürsek, biraz yumuşar ha. Ne dersin? İyi de burası çok sosyetik Fikret ha. Nasıl gireceğiz içeri? Ben utanırım vallahi. Ne var utanacak? Parasıyla değil mi? Hadi girelim. Yok yok, sen gir. Ben burada beklerim. Ne var bunda korkacak? Bak, giriyorum işte. Gir gir. Gelmemişler. Gittiler mi acaba? Ne yapacağım ben şimdi yapayalnız buralarda? Ne işin var senin burada şeytan? Ne o? Korktun mu yoksa? Niye geldin? Geçen sefer aldığın dersi unuttun mu yoksa? Muskayı ver kadın. Sana göre değil o. Hadi ver muskayı. Muska falan yok bende. Muska üstünde değil. Fazla gücü yok. Nerede muska kadın? Kaybettim. Kaybettim. Yok bende. Elimizden gelmeden götürmeliyiz onu. Hadi çabuk. Çabuk. Yürü.
Lanet olsun. Çok geç kaldım. Herifi bir saat dövmeseydin sen de. Kaçırıyorlar galiba. Dur. Dur şimdi olmaz. İzleyelim. Gelmesi lazımdı. Belki bir işi çıkmıştır. Ne işi Allah aşkına Bekir? Berivan'dan bahsediyoruz. Belki trafik vardı. Saçmalama Bekir. Biz gelirken trafik mi vardı? Yoktu. Peki o zaman nerede bu? Bir şey olmamıştı Fikret Ağa. Gelir birazdan. Hadi az bekleyelim. Ama otobüse 2-3 saat var. Yetişiriz merak etme. Hadi hadi geç. Bu kaçmış falan olmasın? Yok canım. Ne alakası var? Olur mu öyle şey? Hadi oturup bekleyelim. Gelir şimdi. Daha ne bekliyoruz? Dur! Ya resmen gözümüzün önünde kaçırıyorlar kızı abi. Karakahya'nın olduğu bir yere böyle elimizi kolumuzu sallayarak giremeyiz. Kıyma yaparlar bizi. Silahlarımız var. Bir şeye yaramayabilir. Bu herifin İstanbul'da bağlantıları olacağı hiç aklına gelir miydi? Tamam. Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana yardım et. Gelmedi işte. Ya başına bir şey geldi ya da kaçtı. Söyledim sana. Evet. Başına bir şey gelmiş olabilir. Ne yapacağız şimdi? Karakola mı gitsek? Ne karakolu Bekir? Yine mi siz deyip alırlar bizi içeri? Sabah işe gitti Kadriye ile. Kadri dayılara gidip adresini öğrenelim o zaman. Hadi. Evet. Erol. Muska kadının üzerinde değil. Biliyorum. Yoksa onu buraya getiremezdin. Yerini söyleyecek. Şimdi korkudan ölüyor. Hayır. Söylemeyecek. Onu hala tanımıyorsun. Gidip ev ara. Başka çaresi yok. Muska'yı bir yere sakladı. Şimdi değil. Havanın aydınlanmasını bekle. Onu gece bulamazsın. Hadi. Benden emir bekle. Hadi. Geç buyur. Ne oldu? Siz Mardin'e gitmiyor muydunuz? Neden vazgeçtiniz? Berivan ortada yok Kadri Dayı. Ortada mı yok? Nasıl yani? Kayıp. Bugün nereye işe gittiğini öğrenmek için geldik. Kadriye'nin biliyor olması lazım. Durun hele. Kadriye! Gel kızım buraya. Buyur baba. Bugün Berivan'ı nereye işe gönderdiniz? Alkolik Fethi Bey'in evine. O adamın evi nerede? Bize tarif edebilir misin? Hemen yukarıda. Bağlarbaşı semti. Kimse yok galiba. Ben kimse yok falan anlamam. Gerekirse kapıyı kırarım. Olur mu öyle şey Fikret Ağa? Ne oluyor be? Fethi Bey sen misin? Benim. Ne istiyorsunuz gecenin bu saatinde? Berivan Hanım orada mı? Mihriban da kim? Mihriban değil. Berivan. Böyle birini tanımıyorum. Ama bugün size temizliğe gelmiş. Ha o mu? Burada mı? Yok.
gitti akşamüstü. Siz onun nesli oluyorsunuz? Ben kocasıyım. Ha? Burada değil. İstersen içeri gelip bakabilirsin. O burada değilmiş Fikret Ağa. Gitmiş. Ben ona hayatını yaşa dedim. Ama bu kadar da değil. Barlara bakın, barlara. Sabaha kadar arayabildiğiniz her yere bakalım. Burası İstanbul Fikret Ağa. Mardin değil. Biliyorum. Ama böyle eli kolu bağlı duramayız ki. Ya eve gelirse? Ayrılalım. Birimiz eve gitsin. Gerek yok. Eve giderse zaten güvencededir. Sabah birimiz gider bakarız. Bu işin arkasında kara kahya olmasın diyorum Fikret Ağa. Bırak şimdi kara kahyayı filan. Zaten bulamayız ki. Hiç olmazsa hastanelere filan bakalım. Siz hala burada mısınız? Barlara bakın, barlara. Burası pavyon değil. Tamam tamam. Hey Allah Allah. Hey, yürü. Ben bana sapık olmuş be. Sen de kimsin? Niye getirdiniz beni buraya? Muska nerede Berivan? O sana ait değil. Sahibine iade etmelisin. Kayboldu. Yalan. Nerede diyorum sana? Kayboldu dedim. Yok. Kayboldu. O muskayı verene kadar illet içinde büyüyecek. Söyledi mi kadın? Söylemedi. Söylemiştir. Söylemedi Duran. Nerede dedim? Evde. Ama yerini söylemedi. Kara duygularımın körleştiğini söylemiştin değil mi? Kara hocam! Kara hocam! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ben eve gidiyorum. Sen aramaya devam et. Sonra bir yerde buluşuruz. Aramanın faydası yok. Ben karakola gidiyorum. Emin misin? Bir de seni içeri almasınlar Bekir. Ne olursa olsun. Hiç olmazsa içimiz rahat eder. Ben nasılsa çıkarım. Sen eve git. Tamam Hasan. Şansın açık olsun Bekir. Hadi kalk. Kalk, Duran gidiyor. Kalk. İçeri girmeliyiz. Hemen mi giriyoruz? Beklememize gerek yok. Duran gitti.
İçeride biri var. Berivan. Kudret Ağa. Berivan. Kudret Ağa, sen misin? Berivan. Berivan, iyi misin? Kalk. Kalk gidelim. Kalk gidelim. Hadi. Hadi. Yürü Berivan. Hadi. Bir an önce çıkalım buradan. Bu evde. Usta nerede? Berivan nerede lan? Kara pislik. Konuş. Muskan nerede? Ne muskası? Muskayı istiyorum. Su getireyim size. Gerçekten iyi misin Berivan? Pek iyi görünmüyorsun gibi geldi bana. Bir şeyim yok. Korktum biraz. Zorla bir şey mi yapmak istediler yoksa sana? Yok canım. Öyle bir şey aklından bile geçmez onun. Kimin? Karakahya'nın. Ne istiyor bu herif senden? Anlatması çok uzun sürer. Benim biraz dinlenip gitmem lazım. Merak etmişlerdir Fikret'le Bekir. Sen ne kadar teşekkür etsem az. Suyunu iç. Biraz dinlen, gidersin. Acele etme Berivan, biz seni bırakırız. Teşekkür ederim. Siz iyi olun yeter. Berivan, Berivan. Ben bir doktor çağırayım. Çabuk. Durun, iyiyim ben. Hastaneye gidelim Berivan. İyiyim dedim. Son zamanlarda böyle ani sancılar giriyor ve hemen geçiyor. Bak geçti. İyi misin şimdi? Ben gideyim artık. Gitmeden önce banyoda elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Ben yardım edeyim.
Yok, ben iyiyim, giderim. Thank you.